Yaslan arkana. Cem ile Ayşe. Cem ile Ayşe bir işe başlıyor. Bak. Birlikte 12 günde bir işi bitirebiliyorlar, tamam mı? 12 günde. Şimdi Cem ile Ayşe bir işi birlikte 12 günde bitirebiliyor. 3 gün birlikte çalıştıktan sonra, bak, 3 gün birlikte çalıştıktan sonra Ayşe işi bırakıyor. Ayşe işi bırakıyor. Kalan işi Cem 27 günde tamamlıyor. Kalan işi Cem 27 günde tamamlıyor. Buna göre Ayşe bu işin tek başına kaç günde yapabilirdi? Soru bu. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın bir yaslanın arkanıza. Şimdi ikisi birlikte 12 günde bitiriyormuş ya. Yani şöyle düşünün. Diyelim Cem bir işi X günde, Ayşe de tek başına Y günde bitiriyor olsun. O zaman bunlar birlikte 12 günde bitiriyor ya işi. X'de 12 artı Y'de 12 eşittir 1'dir. Bunda bir anlaşalım. Bu bilinsin. Ayrıca ikisi birlikte 3 gün çalışınca X, Cem X'de 3'ünü, Ayşe de Y'de 3'ünü bitirir. Şimdi Ayşe işi bıraktığında Cem 27 gün daha çalışıyor. İş o zaman bitiyor bak. İyi düşün. O zaman ben bu iki denklemden soruyu çözeceğim bak. O halde diyorum ki bu birinci denklemde her tarafı 1 bölü 12 ile çarparsan 1 bölü x artı 1 bölü y 1 bölü 12 olur. İkinci denklemde her tarafı 1 bölü 3 ile çarparsam 27, 3 daha 30. Her taraf 1 bölü 3 ile çarparsam 10 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 3 olur. Taraf tarafa çıkarırsam bu 1 bölü y ile gider. Eksi 9 bölü x eşittir eksi 3 bölü 12 olur. Buradan eksiler gider. 3'e böl 1, 3'e böl 4. X eşittir 48 olur. Demek ki Cem bu işi tek başına 48 günde yapıyormuş. Ben denklemde buraya 48 yazarsam ve 1 bölü 48'i öbür tarafa atarsam 1 bölü Y eşittir 1 bölü 12 eksi 1 bölü 48'den Y eşittir 16 elde edilir arkadaşlar. Demek ki Ayşe bu işi tek başına 16 günde yapıyormuş. A, B ve havuzun ortasında C musluğu var. Fakat A ve B havuzu doldururken C musluğu havuzu boşaltıyor bak. Onu bilin. Şimdi A musluğu tek başına boş bir havuzu 8 saatte, B musluğu tek başına aynı havuzu 6 saatte doldurabilmektedir. Bu havuz doluyken dipteki bir C musluğu da bu havuzu 12 saatte boşaltmaktadır. Bak, dipteki C musluğu diyor. Demek ki burada ben burayı hatalı yazdım. Bu kısmı düzeltelim. C musluğu buradaymış. Bu havuz doluyken havuzun tamamını 12 saatte boşaltabiliyor. Buraya kadar tamam mı? C musluğu kapalıyken A ve B muslukları birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar? Sonra A, C kapalıyken falan biz şu soruyu çözeceğiz. Bu
Üçü birlikte açıldığında havuz kaç saatte dolar? Biz bunu soruyoruz. Üçünü birlikte açacağız, havuz kaç saatte dolar? Cevap ne olsun? Örnek hani cevabı bir söyleyin. Cevap ne olsun? Diyelim cevap 4. Bak şimdi cevap 4 olsaydı Amos'tu 4 saat akıtacaktı. Havuzu 8'de 4'ünü dolduracaktı. B muslu da 6'da 4'ünü dolduracaktı. C muslu da 12'de 4'ünü boşaltmaya çalışacaktı. Yani şunu demek istiyorum. Eğer cevap 3 olsaydı A muslu işin 8'de 3'ünü yapmış olacaktı. B muslu 6'da 3'ünü yapmış olacaktı. C de 12'de 3'ünü boşaltacaktı ters. O zaman cevabın ne olduğunu bilmiyorsam X derim. O zaman A muslu X bölü 8 lik kısmı tamamlıyor. Öbürü x bölü 6'lık kısmı tamamlıyor. Öbürü de x bölü 12'lik kısmı boşaltıyor. Ters hani. Eşittir. Bu durumda x saat sonra havuzun tamamı doluyor. Şimdi buna bakalım. Burayı 2 ile burayı 4 ile burayı 3 ile genişletelim. 3x, 7x, 9x. Eşittir 24. 3'e böl 3, 3'e böl 8, x eşittir 8 bölü 3. Demek ki 3'ü birlikte açıldığında havuz 8 bölü 3 saatte doluyor. Soru bitti. Benzer bir soru çözelim arkadaşlar. Havuz soruları çok hoşunuza gitti, öyle hissediyorum. Bakalım. Bayıldınız değil mi? A muslu, B muslu verilsin. Tamam mı? Diyelim A musluğu birisi 15 saatte, öbürü de 10 saatte yapıyor. İkisi birlikte kaç saatte yapar? Bu havuzu kaç saatte doldurur? Evet. Acaba A ve B muslukları birlikte açıldığında havuz kaç saatte dolar? Evet. Arkadaşlar bu soruda bakın cevap diyelim x. O zaman A musluğu havuzun 15'te x'ini doldurur. B musluğu da 10'da x'ini doldurur. İkisi birlikte havuzun tamamını doldurur. O halde burayı 2 ile burayı 3 ile çarparsam 5x eşittir 30'dan cevap 6. Cevap 15 değil 6. Yastan arkana başka bir soru yapalım arkadaşlar. Bir A muslu boş bir havuzu 9 saatte doldurabilmektedir. Tabandaki bir B muslu da dolu havuzu 18 saatte boşaltabilmektedir. İkisi birlikte açıldığında havuz kaç saatte dolar? Soru bu. Şöyle yapalım. Diyelim cevap X. O zaman eğer 1 saat açık kalsaydı A muslu havuzu 9'da 1'ini dolduracaktı. 2 saat açık kalsaydı 9'da 2'sini. 3 saat açık kalsaydı 9'da 3'ünü. X saat açık kalsaydı 9'da X'ini dolduracaktı. Bununla beraber 18'de X'ini de boşaltacaktı. B musluğu. O halde bu durumda havuzun tamamı dolmuş olacak. X bölü 18 eşittir 1'den. X eşittir 18. Demek ki 18 saatte bu havuz ancak dolar. Dolar. Anlaştık mı? Başka bir soru yapalım. Bir A muslu boş bir havuzu tek başına 24 saati doldurabilsin. Bir B muslu da 12 saatte doldurabilsin. C musluğu da, bak şimdi havuz doluyken kendi seviyesine kadar 36 saatte boşaltabilsin. Bak işte onu anlayacaksın şimdi. Şimdi dolayısıyla üçü birlikte açıldığında havuz kaç saatte dolar? Soru bu. Arkadaşlar bu soru havuz soruları içerisinde zor bir soru. Bunu şöyle yapacağız. Şu birinci kademe diyeceğiz. Burada ikinci kademe olsun. Birinci kademe için konuşalım. Birinci kademeyi şöyle yapacağız. Şimdi A musluğu havuzun tamamını 24 saatte dolduruyorsa birinci kademeyi 12 saatte doldurur.
İkinci kadem, birinci kademeyi beyin musluğu 6 saati doldurur. Bunlar doldururken C musluğu boşaltmaya destek olamaz. Çünkü yukarıda kalıyor. Boşaltamaz. O zaman birinci kısım X saati dolsun, ikinci kısım Y saati dolsun. O halde X bölü 12 artı X bölü 6 eşittir 1 bölü 1'den 3X eşittir 12'den X eşittir 4. Demek ki birinci kısım 4 saati doluyor. Bu dursun. Bunu bulduk. Bu dursun. Tamam mı? Burası dursun. Şimdi ben ne diyorum? Bak şimdi. İkinci kısım için konuşalım. İkinci kısmı A musluğu tek başına kaç saatte doldurur? 6 saatte. B musluğu 12 saatte pardon. 12. B musluğu da 6 saatte doldurur. C musluğu ise 36 saatte boşaltırdı. O halde arkadaşlar Y bölü 12 artı Y bölü 6 eksi Y bölü 36 eşittir 1 derim. Sonra burayı 6 ile 36 ile birleşecekler ya. Bunu da 3 ile çarparsam 3Y, 9Y, 8Y değil mi? 8Y eşittir 36'dan 4'ü böl 2, 4'ü böl 9, Y eşittir 4,5. Demek ki arkadaşlar bu havuzun tamamı, evet aferin size, 4 artı 4,5'dan 8,5 saatte doluyormuş. Bu kadar. Bir düşün. Bu sorular için formül vermemize gerek var mı Umut? Abbas var mı formül? Aynen. Formülsü zaten. Böyle formül, ona formül, buna formül üretseydik kafamız daha çok karışırdı. Formül kurgulamamalıyız. Mümkün mertebe bir anlamlılığı biz birlikte oluşturabilmeliyiz arkadaşlar. Üç işçi 9 metrekare halıyı, bak şimdi, 3 işçi 9 metrekare halıyı 36 günde dokursa, 8 işçi 12 metrekare halıyı kaç günde dokur? Bir cümle söyleyecek var mı? Bir şey, bir cümle hani. Yok, tamam. Ben yaparım arkadaşlar. Bir cümle yok mu? Yok. Arkadaşlar yapılan iş ne burada? Halı dokunuyor. 9 bölü 12, 3 çarpı 36 bölü 8 çarpı x. Bu kadar. Düşün. Şimdi 4'ü böl 2, 4'ü böl 3. 3, 3, 9 gitsin. Bak şimdi 2'ye böl 3, x eşittir 9. Soru bitti arkadaşlar. Yapılan iş mantığından yaptık soruyu bak. İyi düşün. Boyları eşit olan iki mumdan biri 4 saatte. Boyları eşit iki mumdan biri 4 saatte. Şşt. Diğeri 6 saatte tamamen yanmaktadır. İkisi birlikte yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı uzunluğunda olur? İkisi birlikte yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı uzunluğunda olur? Şimdi arkadaşlar bakın, ben şunu söylemek istiyorum. Bu mumlardan mesela ikisini aynı anda yaksak 4 saat sonra ne oluyor? Birinci mum, buna birinci mum diyelim bak, birinci mum, bu da ikinci mum olsun. Birinci mum bittiğinde öbürü daha yanacak hani. O zaman ben şunu söylemek istiyorum. Belli bir süre sonra mumun birinin boyu bu olduğunda birinin boyu bu oluyor bak, belli bir süre sonra. Yani bu x ise burası 3x oluyor.
Şunu da belirtmemiz lazım. Bu mumların boyuna, boy uzunluklarına P diyelim arkadaşlar. Bu mumların boy uzunlukları P olsun. O zaman burası P eksi 3X, burası P eksi X olmalı. Doğru mu? Kafanıza yattı mı? O zaman bakın ne diyorum. Şimdi bu 4 saati işin içine koyacağım. P kadar yeri 4 saatte yakıyorsa, P eksi X kadar yeri Y saatte yakar. Diğeri P kadar yeri 6 saatte yakarsa, P eksi 3X kadar yeri Y saatte yakar. O halde içler dışlar çarpımından PY eşittir P eksi X çarpı 4. Öbür denklemden, alttaki denklemden PY eşittir 6 çarpı, bak şimdi, 6 çarpı P eksi 3X. Bak şimdi, 6. Ben şimdi bu iki denklemi taraf tarafa ne yapalım? Bölsek, eşitlesek, eşitleyeceğiz. P ile X arasında bir bağıntı bulacağız. Böl kardeşim. Böldüğüm zaman 1 eşittir. 2'ye böl 2, 2'ye böl 3. 2P eksi 2X bölü 3P eksi 9X. Buradan içler dışlar yaptığımda 3P eksi 9X eşittir 2P eksi 2X olur. O halde P eşittir 7X olur. Demek ki mumun boyunu X cinsinden ifade edebiliyorum. O halde yavru ceylanlar bakın. Demek ki mumun boyu bakın 7x'miş. Şimdi 7x. O zaman ben şunu söylüyorum bak. 7x'i 4 saatte yakıyorsa hani x kalabilmesi için 7x tamamını şurada x kalabilmesi için 6x'i kaç saatte yakar? Bunu düşün. 7x'i 4 saatte yakıyorsa 6x'i kaç saatte yakar? 7x eşit çarpı y eşittir 6x çarpı 4'ten x'ler gider. Y eşittir 24 bölü 7 arkadaşlar. Demek ki birinin boyunu diğerinin boyunun 3 katı olabilmesi ancak ve ancak mutlak ve mutlak hiç hesapsız 24 bölü 7 saatte ancak gerçekleşebilmektedir.